Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm 25 Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Bileşikleri. Evet, şimdi öncelikle Werner'in koordinasyon bileşikleri kuramı ile başlayalım. Werner'in koordinasyon bileşikleri kuramı 18. yüzyılda tesadüfen keşfedilen Prusya mavisi ile başlamıştır. Prusya mavisi tesadüfen keşfedilmiş ilk koordinasyon bileşiğidir. Ve bundan 100 yıl sonra tekrardan tezert COCL3 6 n 3 şeklinde bir koordinasyon bileşiğini elde etmiştir sarı kristaller halinde. Şimdi koordinasyon bileşiği nedir? Burada da gördüğümüz gibi COCL3 6 n 3 bileşiği COCL3'ten ve NH3'ten oluşmuş. Bunların her ikisi de kendi başına kararlı olmasına rağmen birleşerek buradaki koordinasyon bileşiğini sarı kristalleri vermişlerdir. Şimdi bu durumda o zaman iki basit bileşikten oluşan böyle bileşiklere şuradaki gibi koordinasyon bileşiği diyebileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi daha sonra bundan daha sonra bu sarı kristallerden daha sonra COCl3 ve NH3'ten COCl3 5NH3 formülündeki bu sefer mor renkli diğer bir koordinasyon bileşiği bulunmuştur. Şimdi o zaman bu iki bileşiğimizi tekrardan yazacak olursak COCl3 6NH3 sarı renkli kristaller halinde diğeri de mor renkli dedik onu da yazalım. COCl3 5 NO3 mor renkli kristaller halinde. Şimdi şöyle yapalım. Bu bileşiğimiz A bileşiği olsun. Bu bileşiği de B diyelim. Şimdi bu iki bileşiğin yapısı incelenmiş. Ve iki bileşiğin gümüş nitrat ile gümüş nitratın sulu çözeltisi ile gümüş klorür verdikleri görünmüş. Katı gümüş klorür çökmüş. Şimdi burada A bileşiği gümüş nitrat ile 3 mol gümüş klorür verirken B bileşiği gümüş nitrat ile kaç mol vermiş? 2 mol gümüş klorür katı çökeltisini vermiş. Berner A ve B bileşiklerinin gümüş nitrat ile tepkimelerini bu iki bileşik sulu çözeltide şu şekilde e, iyonlaştığını varsayarak açıklamış. Şimdi A bileşiği nasıl iyonlaşmış buna bakalım. Kobalt e, NH3 6 ve Cl3 bu maddenin bu koordinasyon bileşiğinin sulu çözeltide şu şekilde iyonlaştığını ileri sürmüş Werner. Gördüğünüz gibi burada 3 mol klor iyonu var. Tabii ki bu 3 mol klor iyonu gümüş nitratla 3 mol gümüş klorür meydana getirecek. 3 mol gümüş klorürün çökmesine sebep olacak. Şimdi B bileşiğinin yapısını da nasıl açıklamış? Sudaki iyonlaşmasını nasıl açıklamış? Onu da şu şekilde göstermiş. Kloru dışarıda, iki kloru dışarıda, bir kloru içeride burada, 3 klor dışarıda, içeride klor yok. Şimdi bu katı maddenin de suda şu şekilde iyonlaştığını ileri sürmüş Werner. Artı buradan da 2 mol klor iyonu iyonlaşmış. Bu artı 2 yüklü. Kompleks ve 2 mol klor iyonu. Bu 2 mol klor iyonu da gümüş nitratla 2 mol gümüş klorürü meydana getirmiş. Şimdi bu yapıları önermesinin sebebi A ve B bileşikleri için bu şekilde bir iyonlaşmayı önermesinin sebebi Werner'in aslında bu bileşiklerin iletkenliklerini ölçmüş. İletkenliklerini ölçtüğünde hangisinin daha iletken olmasını bekleriz? Burada iyonlara bakalım. 1 mol şu iyondan, 3 mol de bu iyondan, 4 mol iyon var. Burada kaç mol iyon var? 1 mol artı 2 yüklü iyondan, 2 mol de eksi yüklü klor iyonundan toplam 3 mol iyon da burada var. O zaman birinci bileşiğin daha iletken olmasını bekleriz tabii ki ve gerçekten de öyle bulmuş ve bu durumda da Werner'in teorisine göre A bileşiğinin yapısının böyle, B bileşiğinin de yapısının böyle olması iletkenlik ölçümleriyle de doğrulanmış olur. Şimdi kompleks nedir? Bir metal merkezi atomuna ligantların koordinasyonu ile oluşan bileşiğe, Kompleks bileşik denir. Şimdi merkezde metal atomu ya da iyonu vardır. Metal bir atom ya da iyon olabilir. Merkez metalimiz elektron çifti kabul eder. Bu sebeple de Lewis asidi olarak adlandırılır. Şimdi bu merkez e, metale ligandlar bağlı. Ligant ne demektir? Merkez metal atomuna veya iyonuna elektron çifti verebilen türlere Ligant adı verilir. Ligantlar elektron çifti verir. Merkez metal atomuna elektron çifti verdikleri için de Lewis bazıdırlar kendileri. Şimdi yani merkez metalimiz var. Buna bağlı elektron çifti veren ligantlar var. Bu tip bileşiklere kompleks diyoruz. Kompleksin kendisi bir katyon, anyon ya da nötr olabilir. Mesela katyon olan komplekse bir örnek verelim. Kobalt burada bizim merkez metalimiz. NH3 ligantımız. 6 tane NH3 ligantı merkez metal atomuna bağlanmış. Ve kompleksimiz artı 3 değerlikli. Yani bu bir kompleks katyondur. Kompleksler anyon olabilir. Mesela yine merkez metal iyonu atomu kobalt. Buna bağlı ligantlar 4 tane klor ve 2 tane de NH3 ligantı bağlı bu merkez metaline ve eksi yüklü kompleksimiz yani kompleksin kendisi bir anyon. Kompleks nötr de olabilir. Buna da bir örnek yazalım. Merkez metalimiz kobalt. Buna 3 tane klor ligantı ve 3 tane de NH3 ligantı bağlı ve kompleksin yükü sıfır yani kompleksin kendisi nötrdür diyoruz. Şimdi bunlar komplekslerimiz. Peki koordinasyon bileşiği nedir? İşte bu şekilde bir metal merkezine bağlı, pardon bu koordinasyon sayısı. Koordinasyon bileşiğimiz nedir? Bir kompleks içerir. Kompleksler ya da bunu içeren bileşikler koordinasyon bileşiği olarak adlandırılırlar. Mesela şu şekilde yazarsak bu bir koordinasyon bileşiğidir. Neden? Gördüğünüz gibi şu kısım, şu köşeli parantez içinde olan kısım komplekstir. Ayrıca bir de potasyum içermekte. Yani kompleks iyon ya da atomunu içeren bileşiklere koordinasyon bileşiği deriz. Kompleksler köşeli parantez içerisinde gösterilir. Burada gördüğünüz gibi Evet bu da koordinasyon bileşiğidir. Şimdi koordinasyon bileşiği dediğimizde koordinasyon sayısından bahsederiz. Koordinasyon bileşikleri için. Koordinasyon sayısı ne demek? Bir metal merkezine bağlı grup sayısı onun koordinasyon sayısıdır. Yani buradaki metaller hepsinde kobalttı. Bu metale bağlı grup sayısı kaç tane grup bağlı ise bu metale ona onun koordinasyon sayısı diyebiliriz. Şimdi koordinasyon sayısı 2 ile 12 arasında değişebilir. En sık rastlanan koordinasyon sayısı 6'dır. Ee, daha sonra da 4 gelir. 6 ve 4 en sık rastlanan koordinasyon sayılarıdır. koordinasyon sayısı 2 de en nadir olan koordinasyon sayılarındandır. Koordinasyon sayısı 3 ve 5 olan çok az kararlı komplekslere rastlanır. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Koordinasyon sayısı 6'dan büyük olan olanlar hangi metallerdir? Bunlar ikinci ve üçüncü seride yer alan metallerde gözlenir. Koordinasyon sayısı 6'dan büyük olan komplekslere. Şimdi bunların örneklerini gösterelim. Mesela koordinasyon sayısı 2 dedik. Koordinasyon sayısı 2 olan gümüş. Gümüş metalimiz NH3 ligantıyla koordinasyon sayısı 2 olan lineer bir kompleks oluşturur. Merkez metalimiz gümüş artı yüklü. NH3'ler ligantlar elektron çiftiyle merkez metaline bağlanmışlar. Elektron çifti vererek ve lineer bir kompleks oluşturmuşlardır. Gelelim koordinasyon sayısı 4'e. Mesela merkez metal platin artı 2 yüklü. Buna 4 tane NH3 ligantının bağlı olduğu kompleksi düşünelim. 4 tane NH3. Şimdi merkez metalimiz artı yüklü bir iyon. NH3'ler elektron çifti vererek merkez metaline bağlanmış olan ligantlar. Koordinasyon sayısı neydi? Merkez metaline bağlı grup sayısı. Merkez metaline kaç grup bağlı? 1, 2, 3, 4 grup bağlı olduğuna göre bunun koordinasyon sayısı 4. Ve bu bir kare düzlem geometride komplekstir. Şu şekilde kare düzlem geometridedir. Yine koordinasyon sayısı 4 olan diğer bir örnek. Çinko 2 artı merkez metalimiz. Buna yine 4 tane NH3 ligantı bağlanmıştır. Merkez metalimiz artı yüklü çinko iyonu. 4 tane NH3 bağlı yani merkez metaline bağlı grup sayısı 1, 2, 3, 4. Bunun da koordinasyon sayısı 4. Ve buradaki geometri de 4 yüzlü geometridir. Gördüğünüz gibi bütün bağ açıları eşit ve 109 buçuklu olan 109 buçuk derece olan düzgün 400'lü geometri. Koordinasyon sayısı 6'ya örnek verelim. Burada da merkez metalimiz artı 3 yüklü kobalt. Bu kobalta yine NH3 ligantları bağlanmış. Koordinasyon sayısı 6 olduğuna göre kaç tane NH3 bağlanması lazım? 6 tane. O zaman şu şekilde üstten ve alttan da birer tane NH3'ü bağladık. Düzlemde bir kare var. Bu karenin üstünde ve altında birer tane daha şu şekilde en eş 3 ligantımız var. Bu da hangi geometriyi oluşturdu? Sekiz yüzlü yani oktahedral geometriyi oluşturacak şekilde merkez metal atomuna 6 tane grup bağlı koordinasyon sayısı 6 olan bir komplekstir bu bileşik. Evet son olarak Koordinasyon bileşiği ne demek? Bunu tekrar söyleyelim. Koordinasyon bileşiği gördüğünüz gibi bir tane kompleks içerir. Kompleks tir veya kompleksin yanında bir bileşik daha içerir. İkisi de kompleks iyon da olabilir bunların. Bu tip bileşiklere koordinasyon bileşiği diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.